Selamünaleyküm gençler. İyisinizdir inşallah. Evet, bu hafta ünitemizin son bölümündeyiz. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatını inşallah sizlerle konu olarak işleyeceğiz. Hatırlayalım bir, geçen hafta ne yapmıştık bizler çocuklar? Mekke'nin fethini işlemiştik. Ve Mekke'nin fethinden önce de çocuklar, sonra özür diliyorum, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın öncesindeki Mekke dönemi, Medine dönemi ve Mekke'nin fethiyle artık İslam dünyasında, İslam medeniyetinin tamamen fetih yapılarak da ne oldu? İslam'ın gücü tamamlanmış olmuştu. Ve böylelikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 632 yılında çocuklar veda haccı dediğimiz hac ibadetini gerçekleştirmiş. Ve sonrasında Arafat dağında çocuklar bütün 120 bin sahabi yaklaşık bütün halka ne yapmıştır? Veda şeklinde bir hutbe, konuşma gerçekleştirmiştir. Ve buradan da anlayacağımız ilkeler hala günümüzde ne yapmaktadır? Her zaman Kur'an ve sünnet ışığında bizlere kaynaklık ve yol göstermektedir diyoruz. Peki devam edelim. Bu hafta ne yapacağız? Bu hafta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatı üzerinde konuşacağız gençler. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 571 yılında Mekke'de dünyaya gelmişti. Ve 632 yılında da gençler Medine'de vefat edecektir. Peygamber aklınıza geldiğinde iki tane şehir, Mekke ve Medine, bunu unutmayın. Mekke'de doğdu, büyüdü, evlendi, çocukları oldu ve ilk vahiy Mekke şehrinde geldi. Daha sonrasında yine 13 yıl sürecek burada bir davası var ve gördüğü işkence, zulüm, baskı, alay, hakaret ve sonrasında göç ettiği, hicret ettiği Medine şehri. 10 yıl bu şehirde de çocuklar İslam medeniyetinin temelleriyle birlikte atılmış olacak ve yine ibadet esaslı gelecek Medine hayatı, Müslümanların yaşayışlarını, hayat düzenlerini, İslam'la bütünleşmesinde rol alacak bölümdü. Medine şehrinde gençler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 10 yıl boyunca ne yapacaktır? İslam davasındaki vahiy süreciyle birlikte tebliğ görevine devam edecektir. Ve burada biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne yaptı? Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, Hudeybiye Anlaşması ve Mekke'nin fethi ve zaferiyle birlikte ne yaptı? Davasını tamamlamış oldu. Peki hatırlayalım. Dedik ki 632 yılında Peygamber Efendimiz bir yıl önce farz kılınan hac ibadeti ile birlikte ne yaptı? 632 yılında sahabisiyle birlikte Kabe'ye hac ibadetini gerçekleştirmek için yola çıktı. Ve ibadetini yaptı. Veda hutbesi dediğimiz hutbeyi de yaptıktan sonra çocuklar Medine şehrine geri döndü. Ve Medine şehrine döndüğünden kısa bir süre sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hastalanıyor gençler. Ve bu rahatsızlığı giderek artıyor, artık imam olarak namazları da kıldıramaz hale gelince yerine Hazreti Ebu Bekir'i tayin ediyor. Ve Peygamberimiz yaşadığı süresinde, yani hastalığı olduğu süre içerisinde diyelim, 17 vakit namaz Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ne yapıyor? Namazı kıldırmış oluyor gençler. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ayşe eşinin odasında bulunuyor ve bu hastalığı süresinde. Ve hastalığı ağırlaşıyor gitgide günden güne ve 8 Haziran 632 yılında Hazreti Ayşe'nin odasında çocuklar vefat ediyor. Refik-i alaya, refik-i alaya, yani yüce dosta, yüce dosta şeklinde son sözlerini belirtmiş oluyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bu davasında bizler, yani 23 yıllık davasını bir tekrar özetleyeceğiz ama sizlerle, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın nedir? Hayatındaki kararlılığı, cesaretliliği, vazgeçmemezliği bize ne olmuş oluyor? Örnek olmuş oluyor. Peki çocuklar, peygamberler de bizler gibi bir insan mıdır? Evet, insandır. Haliyle onlar da yiyip uykusu geldiklerinde uyur, yorulduklarında dinlenirler, işte evlenirler, onların da çocukları dünyaya gelir. Onların da anne babaları vardı ve vefat ederler. İşte peygamber de benim gibi birçok dünyevi olarak nedir? İnsani yönleri vardır. Haliyle o da ölümlü müdür? Evet, ölümlüdür. Yani peygamberler sonsuz yaşayacak değillerdir, değil mi? İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vefat ettiğinde gençler, önce şu bir bilgi de verelim.
Cenaze, yani peygamberin yıkanması, cenaze işlemlerinin ve defnedilmesiyle ilgili damadı ve aynı zamanda Ehli Beyti soyunu devam ettirecek kızı Hazreti Fatıma ile birlikte eşi, yani Hazreti Ali, çocuklar ne yapacaktır? Hazreti Ali hem de amcasının oğlu, yani kendi soyundan, ailesinden gelen, Haşimoğullarından gelen Hazreti Ali ve amcası Hazreti Abbas oğulları, Hazreti Abbas'ın oğulları ve çocuklar, yine Peygamberimizin yardımcısı vardı, hatırlayın, Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame, Hasan ve Hüseyin gibi. O da Üsame de Peygamberimizin kucağında büyümüştür. Yani Peygamberimizin çok sevdiği bir gençtir. Ve Üsame de çocuklar Peygamberimizin cenazesiyle, defniyle, yıkama işlemleriyle, söyleyelim, yıkama işlemleriyle uğraşırken halk haliyle kaygı, yani şaşkın. Peygamber vefat etmiş. Peygamber artık yok. Ne olacak? Nasıl devam edecek? Yani düşünsenize, çok sevdiğiniz bir insanın aniden vefatı hayatınızda bir geçici olarak sarsıntıya sebep oluyor, değil mi? İşte o günlerde bir de Müslümanları düşünün, sahabileri düşünün. Akıllarına geldikleri soruda hemen gittikleri peygamber. Yeni ayet geldiklerinde dinledikleri peygamber. Onunla namaz kılmışlar. Ondan yeni ibadetleri öğrenmişler. Peygamberden her hareketini, her sözünü dinleyip, ezberleyip not almışlar. Sürekli peygamber etrafında bir hayatları var. Artık peygamber yok. Bir boşlukta, bir hüzündeler, bir yani anlatılmaz bir duygu içindeler. Ve o sırada Hazreti Ömer diyor ki, kim bana peygamberin öldüğünü söylerse onu kılıcımdan geçiririm. Ve bu şekilde, yani peygamberin öldüğünü kabul etmiyor dahi. Ve bunu söyleyeni de öldüreceğini dile getiriyor. İşte çocuklar, orada Hazreti Ebu Bekir çıkarak insanları ne yapıyor? Rahatlatıyor, telkin ediyor ve şu sözleri söylüyor ayetle birlikte. Çok önemli, lütfen burayı çok dikkatli dinleyin. Ey insanlar, Muhammed'e tapan varsa, varan, yani Muhammed'e tapan varsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Bakın diyor ki, Muhammed'e tapan varsa, Muhammed'e kulluk eden varsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Allah'a tapan, Allah'a kulluk eden var ise onun ölümsüz olduğunu unutmasınlar. Yani Allah'a kulluk ediyorsanız onun ölümsüz olduğunu unutmayın. Nitekim Allah şöyle buyurmuştur diyerek Kur'an'dan bir ayet okuyor gençler. Muhammed sadece peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelmiştir. O ölür veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Şunu bilin ki geriye dönecek kimse Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Bakın Hazreti Ebu Bekir ne yaptı? Hemen halkı bir kendine gelmesi için ayetle ne yapıyor? Onları uyarıyor ve diyor ki, eğer bugün Muhammed'e kulluk edenler, tapanlar varsa bilsin ki artık Muhammed yok. Ama onun getirdiği esasları ve asıl kaynağı olan Allah'ın tapan, Allah'a kulluk eden ise Allah ebedi olarak ölümsüzdür. Ve sonra ayeti devam ettiriyor. Muhammed ancak bir peygamberdir. Yani o da ölümlüdür. O da bizim gibi bir insandır. Ondan önce de çok peygamberler geldi ve onlar da öldüler. O ölür veya öldürülürse diyor, tekrar eski adetlerinize geri mi döneceksiniz? Biliniz ki diyor, Allah'a hiçbir şekilde bunların zarar verecek şekilde kimse yoktur diye ayet-i kerimeyi, Ali İmran suresindeki ayet-i kerimeyi ne yapıyor? Okuyor. Ve anlıyoruz ki çocuklar, Hazreti Ebu Bekir'in yapmış olduğu bu konuşma, bu ayet ve bu şekilde ifadesi halkı ne yapmıştır? Kendisini tekrar toparlamalarını sağlamıştır. Çocuklar, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın defnedilmesi aşamasında, nereye defnedildi diye soracak olursak, bulunduğu hastalık sürecinde bulunduğu Hazreti Ayşe'nin odasına defnedilecektir çocuklar. Ve Hazreti Ayşe'nin odasına defnedildiğinde daha sonraki yıllarda yanına sahabilerinden Hazreti Ebu Bekir ilk halife ve ikinci halife Hazreti Ömer de sağ ve sol yanlarına defnedilecektir. Ve bugün hani şu yeşil kubbeli olarak gördüğümüz Medine'deki o büyük mescit çocuklar, Mescid-i Nebevi, hatırlayın, peygamberin ilk inşası kendisi bulunduğu bu Mescid-i Nebevi, yıllar sonra şu anda ne yapacaktır? Tüm İslam aleminin gidip ziyaret ettiği, orada peygamberin kokusunu, hasretini çeken,
kokusunu almaya çalışan ve Müslümanların oraya gidip ibadet ve ziyaret ettikleri bir mekandır. Ve Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi çocuklar Peygamber Efendimizin türbesinin içinde bulunduğu mescittir diyoruz. Ve bu şekilde bugünkü bölümü, dersin bu bölümünü şimdi sizlerle bitirmiş olacağız. Ancak burada Ravza-i Mudahhara diye bir kelime var çocuklar. Ben şöyle biraz sizlerin için not olarak da belirtmek istiyorum. Ravza-i Mudahhara gençler, bu arada burayı da çizmiş oldum. Peygamberimizin kabri Medine'de de dedik. Ravza-i Mudahhara çocuklar temiz bahçe anlamına gelen bir kelimedir ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın türbesine verilen isimdir diyoruz gençler. İşte bu şekilde Peygamberimiz vefat ettikten sonra insanlar ne yapacaklar? Hayatlarını devam edecekler haliyle. Yine bir halife seçilecek ve İslam alemi genişlemeye, büyümeye de sonraki halifelerle devam etmiş olacak. Dedik ki 8 Haziran 632 yılında vefat eden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ayşe'nin bulunduğu odaya defnedilmiştir. Ve bu defin esnasında çocuklar yıkama ve cenaze işlemleriyle Peygamberimizin ilgilenen, cenazesini yıkayan amcası Hazreti Abbas ve oğulları ile birlikte yine damadı, yine amcasının oğlu olan Ehli Beyt dediğimiz soyunu devam ettiren Hazreti Ali ve yine çocuklar Usame dediğimiz peygamberimizin yardımcısı olan Zeyd'in evladı ilgilenmiş olacaktı. Ve devam ediyoruz. Sonrasında bugünkü konumuzun bir diğer bölümü ise Nasr suresidir. Hatırlıyor musunuz Nasr suresini? İzâ câ nesrullâhi diye başlayan ayetler. Peki Nasr suresini şöyle bir okursak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câ nesrullâhi vel fedh. Bak ne diyor ayet? Allah'ın yardımı ve zaferi geldiğinde. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Ve insanlar Allah'ın dinine bölük bölük girdiğinde فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Ne diyor? Rabbinin sınırsız şanını yücelt ve ona şükret ve ondan bağışlama dile. Çünkü o her zaman tövbeleri kabul edendir. Ve çocuklar, Mekke'nin fethi sırasında gelen ayettir. Ayetlerde Nasr suresi. Kur'an-ı Kerim'de 110. sırada bulunmaktadır. Kafirun suresinden sonra gelmektedir. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mekke'nin fethini biliyorsunuz Mekke fethedildi. Ve ne oldu? Allah'ın yardımı ve zaferi geldiğinde. Ne diyor artık? Allah'ın yardımı ve zaferi geldi mi? Evet geldi. Mekke'nin fethi. Ve sonrasında insanlar bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde ne oldu sonra çocuklar? Artık çok fazla bir şekilde kabileler toplu toplu İslam'ı kabul ettiler. Ne diyor ayet? Devam ediyor. Fesebbih, tesbih et. Neyi? Rabbike. Ve çokça tövbe et. Yani bağışlanma dile. İnnehu kâne tevvâbe. Şüphesiz ki Rabbim tövbeleri ne yapandır? Kabul edendir. Yani ayetler bizlere şöyle söylüyor. Bölük bölük insanların dine girdiğini gördüğünde, Allah'ın yardımı ve zaferi geldiğinde unutma. Sen Rabbini yine tesbih et ve yine tövbeni yap. Yani bağışlamanı dile. Çünkü Allah nedir? Bağışlayanları muhakkak kabul edendir. Ve çocuklar anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çektiği sıkıntılar, çektiği o işkence dönemleri, eziyet dönemleri artık ne olmuştu? Son bulmuştu. Ve Allah'ın yardımıyla gelen ve inananlara sabır ve azimle devam eden bu müjdeyle çocuklar ne oldu? Mekke muzaffer bir şekilde ne yapıldı? Fethedildi. Allah peygamberden bu zafer sonrası ne istiyor? Bol bol istiğfar etmesini, Allah'a daha da çok anmasını istiyor. Kişi sadece dara düştüğünde değil, mutluluk, güzel bir haber aldığında, bir kazanç, bir zafer elde ettiğinde ne yapmalıdır? Allah'ı anmaktan vazgeçmemelidir. Değil mi? Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de çok fazla ayet geçiyor çocuklar. Ne yapıyoruz insan olarak? Çok sıkıldığımızda, dara düştüğümüzde, bunaldığımızda Allah'a çok fazla dua ediyor, yardım istiyoruz ama
Allah-u Teala o nimeti, istediğimiz nimeti bize verdiğinde unutanlardan olabiliyoruz. İşte Allah bizleri unutanlardan etmesin. İşte bu şekilde Nasr suresi Mekke'nin fethi esnasında gelen ayetlerdir. Ve diyor ki buradaki kaynağımız, bu sureyi okuduğu zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam amcası Hazreti Abbas ağlıyor. Ve Allah Resulü niçin ağlıyorsun diye sorunca, bize veda haberini veriyorsun diyor Peygamber Efendimiz'e. Ve bu sureye bu şekilde çocuklar Veda suresi, tevdi anlamında da gelir. Hatırlıyor musunuz Mekke'nin fethinden sonraki 632 yılında yapacağı veda hutbesi, veda haccında da artık sizin üzerinizde dinimi tamamladım, kemale erdirdim. Ayet gelince de yine gençler, Hazreti Ebu Bekir ve yakın sahabiler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatının yaklaştığını ne yapmışlardı? Anlamışlar ve hüzünlenmişlerdi. Kolay mı sizce? Düşündüğünüzde yıllarca beraber Allah'ın Resulü ile birliktesiniz ve bir davada berabersiniz ve onunla her şeyi yeniden sil baştan bir hayata girdiniz. Öncesinde kız çocuklarını diri diri toprağa gömdüğünüz bir hayat iken artık karıncayı incitemez hale geldiniz. Peygamberden önce veya işte İslam'dan önce putlara tapıyorken hiç elinle yaptığın veya işte bir taş yığınına tapıyorken sonrasında seni sürekli gören, gözeten ve sana her türlü nimeti veren Rabbine kavuşuyorsun. Ve çocuklar ahlaki olarak da düzelme, ibadet, namaz, oruç, zekat, Allah'a yakınlaşan bütün ibadetlerle birlikte yeni bir hayata giriyorsun. İşte bu sıfırdan başlayan hayatı Peygamber her an senin yanında. Sürekli sözleriyle, konuşmalarıyla, ahlakıyla sana örnek oluyor. Ne diyor Enes bin Malik? 10 yıl yanında kaldı hizmetli olarak. Bir kez dahi sesini yükselttiğini duymadım diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için. İşte mescidin yapımında, kendi ihtiyaçlarında, her halinde kimseye muhtaç olmadan kendi ihtiyacını kendi gören bir peygamber ve insanlara yol açan, ufuk açan bir peygamber. Ne dedik? Kendi canından olan yavrusunu diri diri toprağa gömen bir insanken artık onu karıncayı incitemez hale getiren bir medeniyete geçiriyor Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Ve İslam'ı bütün cihana ne yapıyor? Yaymak için davasını Mekke ve Medine'de birleştirmiş oluyor. Ve böylelikle çocuklar İslam coğrafyası genişliyor sonraki dönemlerde ve ne yapacak? Hızlı bir şekilde de yol alıp ilerleyecek. Ve bütün dünyanın için diyorum ben bunu, Hazreti Muhammed dışında bu kadar araştırılan, bu kadar konu edilen başka bir insan olmadığını söylüyoruz. Neden? Çünkü Hazreti Muhammed Aleyhisselam yabancı diyelim ya da Hristiyan ya da diğer alimler tarafından da konu edinilmiş, araştırılmış ve yöntemleri, ahlaki hayatı incelenmiş ve ecdadımızdan da göreceğiz ki mükemmel bir seviyeye getiren bir ahlaki anlayışa sahip olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dava hayatını sizlerle ne yapmış olduk? İncelemiş olduk diyelim. Ve şöyle bir ben baştan alıp kısa bir özetten sonra dersi hemen bitirmek istiyorum. Ne yapmıştık gençler? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Mekke dönemi, Medine dönemi şeklinde iki dönemi vardı bizler için. Ve bizler hicret dediğimiz kısım öncesinde ilk vahiy ile birlikte gelen 3 yıl gizli dönem, sonrasında açık tebliğ ve artık alay hakaret işkencelerin başladığı dönem, sonrasında Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yaptıkları boykot, ambargo, onlara fiili olarak saldırıda bulunmaları ve bunun üzerine ilk hicret Habeşistan, sonrasında hüzün yılı peygamberin çok sevdiği eşi Hazreti Hatice ve amcası Ebu Talib'in vefatı ve yine Taif olayı ve sonrasında gençler Peygamberimizin bir çıkış arayışı ve burada Akabe biatları yani Medineli Müslümanlarla görüşmelerin yapılması ve Medineli Müslümanların sayıca çoğalıp artık Peygamberimizi şehirlerine davet etmesiyle başlayan hicret, yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir ve sonrasında Medine dönemi çocuklar. Medine dönemi neydi hatırlayalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın inanç esaslarını artık ibadetlerle bütünleştirdiği, müşriklerle mücadeleye devam ettiği dönemdi. Ve burada ilk inşa,
sosyal barış, muhacir ensar kardeşliği, Yahudilerle yapılan sözleşme, bunların hepsi neydi? Bir toplumun oluşmasında, sağlıklı, refah ve huzurlu bir toplumun oluşmasındaki temel taşlardı diyebiliriz. Ve yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hazreti Hamza'nın şehit olması, ilk öğretmen olan Musa bin Umeyr'in şehit olması ve çocuklar Hendek Savaşı dediğimiz Medine'nin şehrinin savunulması ve yine Hudeybiye dediğimiz Peygamberimizin Kabe'yi rüyasına görüp yola çıkması sahabesiyle birlikte ve Hudeybiye denilen mevkide yapılan bir anlaşma. Ve yine Umretül Kaza, hani Hudeybiye'de yapılamayan kaza olan Umre'nin bir yıl sonra yapılması. Ve yine zaferin ve yardımın geldiği Mekke'nin fethi gençler. Ve sonrasında ise 632 Peygamberin Veda Hacı, Veda Hutbesi ve yine Peygamber Efendimizin vefatı. Evet, bu dönemleri biz bitiriyoruz. Tarih kronolojik olarak sizlerden sıralamanızı istemiştik. Bir genel tekrar yapmanızı istiyorum sizlerle. Bu hafta Zoom grubu derslerimizde soru çözüm yapacağız bol bol artık. Konuyu pekiştireceğiz. Dikkatli bir şekilde sizlerden de ne yapmanızı istiyorum? Çalışmanızı istiyorum gençler. Peki. Nas suresinde söyledikten sonra şöyle birkaç soruyla aslında devam etmek istiyorum. Ve bu sorulardan bu hafta çözdüğümüz gruplar oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın nedir? Dönemiyle ilgili. Bir 5 tane soru çözüyorum. İlk dönemle ilgili gençler. Herkes çok dikkat lütfen. Kendisi de yapabilir. Benden de cevabı açarken kontrolünü yapsın. Hazreti Muhammed'in sürekli olarak gitmiş olduğu ilk vahyin geldiği mağara. Ashab-ı Kehf, Sevr, Hira, Kuba. Hangi mağaraydı? İlk vahyin geldiği mağara. Şöyle bir bilgimi tazeliyorum. Mekke şehrinde ilk mağara hangisiydi? Tabii ki çocuklar Hira mağarasıydı. Buradaki kod açılmıyordu hatırladığım kadarıyla. İlk vahyin geldiği tarih hangi yıldı? Biz bu ilk vahyin kimliğini öğrenmiş değil mi sizlerle? 610 yılıydı gençler. Ve bir diğer soru. Cebrail'in peygamberimize 3 kere oku diye emrettiği ayetler hangi surede yer alır? Tabii ki çocuklar Alak suresinde ne yapıyoruz? Yer alıyor diyoruz. Ve bir sonraki soruya geçmek istiyorum. 615 yılında baskı ve şiddetten bunalan Müslümanlar ne yapıyorlar? Peygamberimizden Mekke'den başka bir yere gitmek için aslında peygamber de bu arayışta Habeşistan'a gitmek için ne yapıyorlar? İzin alıyorlar ve ilk hicret Habeşistan'a oluyor gençler. Devam edelim ve son soru bugün için diyelim. İlk vahyi aldıktan sonra endişe içinde peygamberimizi teselli ederek yukarıdaki sözleri söyleyen sahabe kimdir? Kimdir? Sen cömert, iyilik sahibi ve fakirlerin yardımına koşan, misafirlerine ikramda bulunansın. Böyle bir kulun Allah ziyan etmez ki, üzülme diye peygamberimizi teselli ediyor. Kimdi hatırlayalım? Koşa koşa peygamber efendimiz şaşkın, telaşlı, ilk defa bir melek görmüş, ayetler gelmiş. Yani korku içinde evine gidiyor ve beni örtün, beni örtün şeklinde titriyor değil mi? Ve bunun üzerine kendine geldiğinde başından geçenleri eşi Hazreti Hatice'ye anlatıyor. Hazreti Hatice de ne diyor? Üzülme, sen misafirini ikram edersin, yoksulu gözetirsin, fakirlere yardım edersin. Allah seni ziyan etmeli şeklinde ne yapıyor? Onu teselli ediyor Hazreti Hatice gençler. Evet, bu şekilde bugünkü bölümü dersi bitiriyorum. Bir sonraki derste yeni üniteye inşallah geçmiş olacağız sizlerle. Hafta içi derslerimizde soru çözümü yapacağız. Kaynaklarınızı, defterlerinizi muhakkak eksiksiz bir şekilde doldurmanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun gençler. Hoşça kalın.